Bunu ülke olarak, yani Türkiye genelinde böyle bir kampanya ile birlikte en azından oradaki insanların yaralarına bir şekilde merhem olmaya çalışırız. EYT'liler ilk maaşlarını depremzedelere bağışlayacak. Yani millet olarak her zaman böyle bir felaketten sonra destek olmayı, bir olmayı hep bilmişizdir bugüne kadar. Yaşanan depremler sebebiyle ertelenebileceği söylenen EYT çalışması yeniden başladı. Yapılan değerlendirmeler sonrasında yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren çalışmanın tamamlanarak önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması halinde EYT'lilerin ilk maaşlarını Nisan ayında alması mümkün olabilecek. EYT'liler ise düzenlemenin ardından ilk maaşlarını depremzedeye bağışlama kampanyası başlatacaklarını açıkladı. EYT Kocaeli Başkanı Hakan Çağlayan da kampanyaya katılım sağlayacaklarını duyurdu. Tabii bu arada bu depremle üzüntüleri paylaşırken bazı üyelerimizden, Türkiye genelinde hatta çoğu üyelerimizden biz de bir depreme katkıda bulunmak istiyoruz gibi talepler gelmeye başladı. İşte imkanı olmayan ama vicdanını da bir şekilde rahatlatmak isteyen üyelerimiz işte yasa çıktıktan sonra alacağımız ilk maaşı deprem bölgesine gönderebiliriz gibi bir yaklaşımlar oldu. Federasyon Başkanımız Gönül Boran Özıpak bu çağrıya kulak verdi. Eğer böyle bir talep varsa biz buna öncülük ederiz dedi. Biz de Kocaeli olarak tabii ki bu kampanyaya gönülden katılırız. Çünkü oradaki bir arkadaşımızın, bir vatandaşımızın zor durumda kalmasını hiç istemeyiz.